Sevgili dostlar, sponsorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi değilseniz bu videoyu dikkat edeceğiz değil de daha iyi olun inşallah. Şimdi sevgili dostlar, Fenerbahçe transfer gündemi biliyorsunuz yoğun. Yoğun olmasına yoğun. Ancak bazı... E eklemeler, çıkarmalar insanın moralini bozuyor. Mesela Vakayeme ile ilgili bir haber vardı. Çıktılar geliyor, gelmiyor, gidiyor, gitmiyor. Ya arkadaş elinizde kaynağınız var mı? Yok. Geliyor işte gelmiyor. Vakayeme Fenerbahçe ile görüşüyor. Şu bu. Sonra ben ne dedim size? Dedim ki arkadaşlar eleman çok güzel bir şekilde bızıt bızıt yapacak. Yani Trabzonspor'u söğüşleyecek. İyi bir para istiyor, iyi bir kontrat istiyor. Sonuna gelmiş, zaten hani full tempo bir şey yapmış, sezon geçirmiş, yani başarılı bir sezon geçirmiş. Gelmeyecek etmeyecek. Ama hocam şu eleman gelecek dedi. Yani gelmeyecek hocam bu eleman da gelecek dedi. Gelmeyecek. Şimdi bugün Vakayemenin kendisinden bir açıklama var. Duydunuz mu? Nerede duyacaksınız, değil mi? İşiniz yok ki. Ben size açıklamayı okuyayım bak. Diyor ki Anthony Vakayeme. Bak ama çok ilginç bir açıklama geldi bana. Ee, geleceğim Trabzonspor'da görüştüğüm tek kişi başkanımız. Başka takımla görüş görüşmüşlüğüm yok. Trabzonspor'dan ayrılışım ancak Trabzonspor bana git dersi olacak. Kontratım bitse bile Trabzonspor futbolcusu olacağım demiş TRT Spor'a. E, bu açıklama Türkçe meali şu. Ya menajerin bir Ali Cengiz oyunu yaptı da yemediler. De olabilir. Gerçekten Trabzonspor'a bağlı da olabilir. Bunu size bırakıyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon Zonguldak Spor'a, Zonguldak Kömür Spor'a kiraladığı 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Eyüp Akçan fiziksel anlamda bayağı gelişmiş gözüküyormuş. Bu sezon 31 maçta 10, 1957 dakika sahada kalmış. Eyüp iyi bir orta saha oyuncusu. Ayağına hakim, teknik, klas bir oyuncu. Ancak bu meziyetler, bu e, özellikler şu an için Fenerbahçe taraftarında kabul görür mü? Hiç i̇şte orasını bilmiyorum. Yani şu an için Fenerbahçe taraftarı şey der mi, kabullenir mi? Orasını bilemeyeceğim arkadaşlar. Ama şu bir gerçek, Arda Güler e, belki de Fenerbahçe'nin tarihini değiştirecek. Fenerbahçe gençlerinin talihini de değiştirebilir. Çünkü Arda Güler çok güzel bir şekilde bak çok çok güzel bir şekilde e, Fenerbahçe altyapısını işleyebileceğini gösterdi. Umarım e, yani umarım yanılmayız. Umarım bizi yanıltmaz. Umarım her şey çok çok güzel gider. E, özellikle de e, sebep olarak da şu var. Yani eğer Arda Güler'de her şey çok güzel giderse daha güzel şeyler olabilir. Kim Minji kim Minji'nin dönüş tarihi açıklanmış. Ben bir önceki videoda bir şeyler söyledim ama bazı arkadaşlar inanmamış. Neden inanmadılar ben de onu anlamıyorum. Yani Fenerbahçe'de her şeyi herhalde güllük gülistanlık zannediyorlar. Zannetsinler bakalım. Şimdi Fenerbahçe ee, ya burada çok uzun bir açıklama var. En önemsiz açıklamaları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi haberi de Moda mod okumuyorum yani sizleri sıkılmayın diye. Onu bilin. Kim Minji sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Çok inandırıcı bir açıklama. Ben şahsen inandım. Hani sakatlığı bulunan oyuncunun ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçildi, kaydedildi. Peki ne zaman dönüyor sahalara? Yani onunla ilgili bir bilgi yok. Yani bu haberde de onunla ilgili bilgi yok ama tahmini yazmışlar. Diyor ki Güney Kore'de operasyon geçirdi. Başarılı geçen ameliyat, tedavi, rehabilitasyon süreci en istikrarlı isimlerden biriydi. Beşiktaş terapisi önce sakatlığına Güney Kore'ye gitti. Sezonu kapattı açıklandı. Dönüş tarihi. Yani tam anlamasam da haberde bir karışıklık olsa da diyor ki bir ay içinde dönecek diyor. Yani bir ay dönebilir diyor. Yani bu sezon kapattı ama iyileşme süreci en az bir ay. Bu süre duruma göre uzayabilir. Hani da kalabilir. Ee, tedavi süreci planlandığı gibi ilerlemesi durumunda yeni sezon kampında olacak diyor. Buraya kadar normal bir haber. Buradan sonrası Mustafa hocanızın duyumlarını doğrular nitelikte bir haber. Dün bir arkadaş buraya yazmış. Ee, demiş, e demiş he. Kulübün açıklaması yalan. Seninki doğru. sakatlığı falan yokmuş he demiş. Peki merak ediyorum. Ameliyat fotoğraflarını gördünüz mü? Gerçi görseniz de bir şey değişmez ki. Yani bu, bu ameliyat fotoğrafı bitti. Yani ameliyat fotoğrafı diye bir şey çektirmek çok zor olmasa gerek. Ben de çektirebilirim diye düşünüyorum. Değil mi? Bakın haberin şu kısmı. Tottenham Napoli peşinde. Burada sihirli kelimemiz ne? Tottenham. Neden Tottenham? Mustafa Hoca'nın videolarını izleyen arkadaşlar dün bir video, e, dün değil ya iki gün önce bir video attım. Videoda açık seçik bir şekilde Başlıkta Kim Min Ji ve Osai kapak resminde 38 milyon euro diyor. O videoyu bir izleyin. O videoyu izledikten sonra gelin deyin ki aa ulan ben sana atıp tutuyordum ama sen haklıymışsın deyin. Buyurun. Şimdi Tottenham ve Napoli peşindeymiş. İlginiz olsun. Sonra Tottenham ve Napoli peşindeymiş dediğim zaman şaşırmayın ha. Yani sağdan soldan araklıyor musun hocam sen de bu duyumları demeyin. Değil mi? Demezsiniz herhalde. Demezsiniz demezsiniz. Ve 25 yaşındaki oyuncunun 23 milyon euro serbest kalma bedeli varmış. 23 milyon euroyu da ödemeye sıcak bakıyormuş. İki takımda ama Tottenham daha yakınmış. Aman Allah. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombaları iki imza yolda. Haber bu şekilde. Haber bu şekilde. Ben yapmadım. Haber bu şekilde. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Ortada Süper Lig geç, 36 hafta geç, şampiyonluk yarışı geç, transfer çalışma 2020-2023 geç. Joachim Löw ile başlanıldı. Jesus ile devam edildi. Ocak konusunda flaş gelişmeler olurken stoper konusunda da sürpriz bir adım atıldı. Şimdi stoper konusunda bana da çok şey geliyor, soru geliyor. Hocam Kim Minji'ye gitmesi olmaz mı? Neden olmasın? Keşke gitmese. Hatta ben size bir duyumu da açık yüreklikle söyleyeyim. Ben hala bugün bile Hani bir pürüz çıkıp olmayacağını düşünüyorum Kim Min ee, hani Bana sorsanız Salahin'in gitme ihtimali Kim Min en az 10 katı derim. Hala da derim. Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Ee, peki hocam Kim Min giderse Salahi de gider mi? Vallahi ben Salahi'ye gitti gözüyle bakıyordum. Şu an hani bakacağız görüşmelere bakacağız. Transfer şeylerine bakacağız. Özellikle üçlü savunma oynayan takımların çok ciddi istekleri var Salah ile ilgili. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Ama şu bir gerçek. Eğer Fenerbahçe iki stoperli de satarsa çok deli para kazanacak. Ve bu parayı iyi kullanması lazım. Birinin serbest kalma bedeli 23. Öbürünün satış düşüncesi 20 milyon euro. Düşünsenize ikisinin birden gittiğini. 43 milyon euro. Yani 43 milyon euro. İkisinin alışı herhalde 5.2'ye falan denk geliyordu. Yani bu bu kadar parayı muhteşem değerlendirmen lazım. Bu paraya takım kurulur ya. Şimdi stopere ilk hedef Luis Felipe. Yani hedef bu arkadaşmış. Ee, Atilla Salah'ı giderse diyor. Hedef bu arada Serdar Aziz'de görüşme var. Uzatılacak Diyor. Ben artık uzatıldı gözüyle baktığım için hiç o yani o konu geldi mi direkt atlıyorum. Luis Felipe gündemini aldı. Luis Felipe Scolari vardı ya. Brezilyalı. Arkadaşlar bakın Felipe, Luis Felipe çok cazip geliyor bana. Şimdi normal şartlarda olmaz diyeceğim bir isim. Neden biliyor musunuz? Transfer market piyasa değerine bakın. 18 milyon euro yazıyor. Lazio oyuncusu. Yaş daha 25. Yani Mart'ta 25 olmuş. 1.87 stoper Brezilyalı yani İtalya gibi. hani ben geçenlerde de bunu konuştum. İmkanı yok diyebileceğim bir oyuncu. i̇mkanı yani yok diyebileceğim. 39 maça çıkmış bir Hazreti var. 3288. Ama beklenen sıçramayı belki Fenerbahçe'de yapacak. 22 milyon euroları görmüş etmiş. Kimse almamış mesela. Hem de yaş 23 iken. Ama Fenerbahçe'ye gelirse çağ atlar, çağ atlatır. Çağ atlar, çağ atlatır Fenerbahçe'ye. Ve hani ilk görüşmenin olumlu geçtiğine dair iddiaları var. Gazetecilerin. Yani görüşme olumlu geçti diye. Tam adı Luis Felipe Ramos Marchi. 22 Mayıs 97 doğumlu Brezilya'nın Kolina kentinde doğdu. Annesi Arangoz, babası Berber. Kız kardeşi kuaför, eltisi. Yani ben şunu söyleyeyim. Luis Felipe ile ilgili bir daha söyleyeyim. Gelirse çağ atlar, çağ atlatır. Hem kendi kazanır hem bize kazandırır. Öyle bir topçu. Gelirse. Yani gelirse çağ atlar, çağ atlattırır Hayırlısı olsun hakkımızdan. ama 18 milyon euro piyasa değeri olan bir topçuyu da almak imkansız da yakın bir şey. İnşallah olur. Forvet'e kim? Forvet de çok ilginç. Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore. Şimdi bu Traore'yi ben başta yalanladım. Olmaz dedim. Ancak bazı gelişmeler var. Nedir o gelişmeler? Ukrayna liginin seneye oynanmama ihtimali var. Hal böyleyken Şaktar Shakhtar gibi takımlar, diğer takımlar futbolcularını sezonluk kiralayabilir. Uygun maliyetle elden çıkarabilir. Bak, sezonluk kiralayabilir uygun maliyetlerden çıkarabilir. Bu Traore arkadaşımız 21 yaşında. 12 Ocak 2001 doğumlu 21 yaşında. Burkino Fasolu transfer marketine girin tövbe estağfurullah dersiniz. Öyle bir tipi var arkadaşın. Yani transfer marketına girin tövbe estağfurullah tamam. Tam Fenerbahçe topçusu işte. Bize tövbe estağfurullah dedirtecek futbolcu lazım. Ne lan öyle? Samatta lan Samattan tipini gören güler lan. Samatların tipini gören adam güler. Bize böyle tövbe estağfurullah adam böyle topçum olur. Dedirtecek adam lazım. Bize şeytan lazım. Yani rakip gördüğü zaman olan şunlarla gene mi şu geliyor ya. Şu maç bir bitseydi diyeceği forvet lazım. Bu sıpa tam o sıpa işte. Bu tam o sıpa işte. Evet tam o sıpa. Burada dediğim gibi arkadaşlar Shakhtar Donetsk'in özel durumu çok önemli. Ve bu arkadaşımız eğer Şaktar bu şekilde sürerse gelme ihtimali gerçekten yüksek. Çünkü Fenerbahçe yetkilileri görüşmüşler, şartlarını sormuşlar. Normalde yoktu. Yani olmaz olmaz diyeceğimiz bir isimdi ama sezon başında 10 milyon euro ile bir de Şaktar'a gelmişken diz sakatlığı yaşamış sadece 14 maçta görev almış. Bakın 14 maç. 1.83 boyundaki forvet 9 gol atıyor ve güncel piyasa değeri 9 milyon euro 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Peki hocam kaç dakikada atmış senin hesaplamanla? Bakın benim hesaplamaya geçiyorum. Bu arada 30 Haziran anca sahalara dönüş tarihi gözüküyor. 979 dakikada 9 gol. Yani benim tabirimle 11 maçta 9 gol. Yani 11 maçta 9 gol. Ben Söyleyeyim arkadaşlar. Sadece ama sadece Şakhtar Donetsk'in özel durumundan dolayı gelme ihtimali var. Şakhtar'ın özel durumu olduğu için gelme ihtimali var. Onun dışında bir ihtimal yok. Şakhtar'ın özel durumu. Anladınız mı? Ha. Hocam bunu biz de bilebilirdik. Bil şekerim, bilmediğim yok ki sana. Bilebilirsin. Ben hiçbir şey söylemiyorum ki. Yani sadece ben bilirim falan gibi bir iddiam kesinlikle yok. Zaten mantıkla yürütürseniz siz de anlarsınız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İnşallah anlattım. E, yüzde ver derseniz ben Felipe'ye de Traore'ye de yüzde veremem. Yani ben olmayacağına çok inandığım... Yani ben olmayacağını düşünüyorum iki transferinde. Ama e, olma ihtimali küçücük de olsa var. Yani sizi umutlandırmış olmayayım. Ben olumsuz olarak bakıyorum. Transferde flash gelişme Fenerbahçe'yi takibi aldı diyor. Bu haberi de uzun uzadıya okumayacağım. Siz zaten anlamışsınızdır. Kimin takibi aldığını sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ee, İsmail Kartal'ın gelişiyle. Hadi. Son dakika. Adı Flamingo ile anılan Jorge Jesus. Geç. Avrupa kupaları salayı. Ben ne şey yapayım? Harit Ortega, Harit Ortega ile ilgili adanılıyor. Marka da bu olay kendine yer buluyor ee, ve Ortega ile ilgili de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bu eleman Fenerbahçe'yi takip alıyor arkadaşlar. Şimdi ben olsam ben de alırım. Ben olsam ben de alırım arkadaşlar. Ne var ya? Yani boş beleş bir olay değil ki. Fenerbahçe takip ediyor. Lan seni adım Fenerbahçe'nin alıyor. Hemen takip al. Instagram'da Fenerbahçe'yi takip alıyor. 21 yaşındaki oyuncu. Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları güçlenmiş. Geçen gün ben Skits videosunda izleyip size yorumlarda bulundum. 2000 doğumlu Meksika'nın Igaola kentine dünyaya geliyor. Yani bu sezon 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans var. 3 milyon euro piyasa değeri. Yani. Yeni Atilla Salahi olursa anca bu olur. Değil mi? Yeni Atilla Salahi olabilecek tipte bir oyuncu. Ve kumaşta bir oyuncu gördüğüm kadarıyla tabi daha detaylı izlemem lazım. Skis videosunda biliyorsunuz en iyi hareketlerini aktarıyorlar. Hiç kimse kötü hareketini aktarmaz. O yüzden böyle bir durum var. Ee, şöyle de bir özellik var. Oyuncuya dair şöyle de bir özellik var. Şöyle de ilginç bir özellik var. Ee, tam tam yani tam tamına tam tamına Oyuncu ben şeyim diyor ya yani tam tamına oyuncu ben e, yeni Atilla Salayım diyor. Farkında değil misiniz ya? Yani ben yeni Atilla Salayım diyor. Beni bedava alacaksınız diyor. Ona 2.2 verdiniz. Beni bedava alacaksınız diyor. Yani e, bu da iyi bir meziyet, iyi bir özellik olur. E, geldi tuttu diyelim. Düşünsene Atilla Salahi'yi yüksek meblağa 20'ye sattın. Bu geldi tuttun Ne güzel. E bahset az önce bahsettiğimiz forvet şey stoper arkadaş Luis Felipe de geldi. Hatta Traoré'yi de getirdim bir şekilde. Ya çok güzel bir yapılanma olur ya. Yani alkışlanacak bir yapılanma olur. Fenerbahçe adına. Gerçekten Fenerbahçe adına alkışlanacak bir yapılanma olur. Umarım olur arkadaşlar. Ama bu Ortega konusunda e, ben boşuna kes videosu izlemediğimi düşünüyorum bazı gelişmeler var. Ama yüzde yüz hani Mustafa Hocam ver duyumu gitsin kesin Fener'de diye bir duyum yok şu an için. Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçe zaten şampiyon olamazdı çünkü. Şimdi bu bize çok fazla kadar eden bir konu değil. Öyle hakemden, şirketten, skandaldan falan bahsetmiyor. Ama bence önemli bir konudan bahsediyor. Fenerbahçe 1-1 kaldı Beşiktaş'tan. Hani bu futbolu sorgulamak haksızlık olur diyor. Çünkü sorgulanacak tek pozisyon var. 24. dakikada bencilliğin danışkasını sergileyen, boşta bekleyen İrfan Can'a değil, topu kaleye vuran Serdar Dursun'un pozisyonu. Değil mi? Başka bir şey yok. Yani bir adam ne kadar gol atarsa atsın kendisinde var olanların üstünde atamaz. Çubuklu formu meselesinde işaret ettiğimiz gerçeklerden biri budur. Topun 41 dakika oyunda olduğu bir maçta en anlamlı gerçekte Beşiktaş'ta Emirhan demiş. Bazıları soruyor Fenerbahçe bu sezon şampiyon sezon şampiyon olabilir miydi diye. Hayır. Çünkü 4 sezondur göreve başlayan teknik direktörle ligi bitiremeyen bir takımın şampiyon olması mümkün değildir. Nedeni sorgulamadan sonuca gidilmez. Sezon sonunda hırsı ve kazanma duygusu ayaklanan takım alkışlandıysa birçok maçta neden buharlaştığında sorgusu yapın. Yani son dönemde takım coştu, etti, alkış alıyorsa şimdiye kadar niye coşmadı? O sorgulansın diyor. Yani istikbalin sebebidir istikrar diyor. 7 maç arka arkaya kazanmakla 20 puanlık farkın bir kısmını kapatmakla şampiyon olunmuyor. Teknik direktör öğüten değirmen olmakla şampiyon olmak arasında sürekli yürekli bir yolculuk farkı varsa onu da yönetimiyle teknik kadrosu oynadığı futbolla sadece Trabzon gösterdi diyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı da açıkladı diyor bir şeyleri diyor. Hani geçen zamanlar pahalıya mal olsa da hatalarını kabullenemeyen ve sürekli olarak şikayetçi olacağı adres arayan Yönetim biçiminde Fenerbahçe için ikincilik büyük başarıdır. Bunun Aslanbayda İsmail Kartal'a aittir diyor. Gelecek sezon İsmail Kartal'a devam edecek muhtasar şüpheliyim. çünkü yabancı rezervasyonlar başladı. 4 yıllık alışkanlıklardan kurtulmak da öyle kolay değil. Ligin diğer gerçeklerine gelince, ligin nerede bitirse bitirsin Konyaspor bu sezon gösterdiği mücadeleyle saygılarımı sunuyorum. İlham, paltak, kocaman alkışlar. Her ne kadar sonlarda savrulsa da. Hatay Spor Ligi'nin en renkli takımlarından biriydi. Ömer Erdoğan Duruş'un emeklerine kocaman alkışlar. Başakşehir krizden alıp Avrupa kupalarına katılmanın işine getiren Emre Belezoğlu. Karabük'te kaliteli bir teknik adamlığın fragmanını gösteren Volkan Demirel de sezonun özel isimlerinden. Burada araya gireyim. Ya hocam ne gerek var yabancıya diyorlar. Ne gerek var yabancı getirmeye diyorlar. İsmail Kartal'a devam edelim. Ben size çok basit bir örnek vereyim. Dört tane teknik adam saydım. Ömer Erdoğan, İlhan Palut, Emre Velozoğlu, Volkan Demirel. Beşinciyi de ben ekleyeyim. Nuri Şahin. Altıyı da ben ekleyeyim. Ee, şey, Abdullah Havcı diyeyim. Hani hazır. Şampiyon yapılmış, olmuş fark etmez. Sonuçta şampiyon Apoleti ile oynayacak bir takım. Altı. E Beşiktaş yapılanmada. Yedi. Galatasaray yapılanmada. Sekiz. Deneye senin sekiz tane babalar gibi rakibim var. Önce onu bir kabul et. Babalar gibi sekiz rakibim var. Kasımpaşa'da Sami Uğurlu müthiş gidiyor. Etti sana 9. Bak 9 ama diğerlerini saymaya gerek bile durmuyor. Alanyaspor belki Farioli'nin transferleriyle coşacak. Edecek sana 10. Sivas. Son yıllarda biz deplas, Sivas hiç kazanamıyoruz mesela. 11. Hani böyle 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 sayarsan sana İsmail Kartal çözüm bulamaz. Ama hocam arka arkaya maçlar kazandı. Ya arka arkaya maçlar kazandı. Ya. Gözünüzü boyamayın. Bak gelecek sezon göreceksiniz. Ne kimler kimlere puan kaybedecek. Bu ligde arka arkaya 10 maç kazanılmıyor. Ne zaman? Ligin başında. Sonunda kazanılabiliyor. Takımlar düşmüş oluyor, yorgunluklar oluyor, kafalar transferde oluyor. Hani şey gibi düşünün, okullarda öğrenciler düşünün. Bir çoğunuz şu an yaşıyorsunuzdur. Ders çalışmak hiç içinizden gelmez sıcak havalarda. Hele hele camdan dışarıda oynayanların sesini duyacak gelmez. Diyor ki maçtan sonra tokalaşmayan teknik adamları, sezon başında teknik adamların yok yere harcayanların küme düştüğünü gördük diyor. Türk futbolunun Avrupa'nın işler acısı halini gördük. Bu ülkede futbol sadece futbol değildir. Aynaya bakmayı reddedenlerin gösteri alanıdır. Nefret futbolun bitki ölçüsüdür. Yalan sızlanmanın gürültüsüdür. Kendi gerçekleriyle yüzleşemeyenlerin başkalarına çamur atması gelecek sezonunda en gözde duruşlarından biri olacaktır. Gazı kaçmış konuşma balonlarında yine aynı beyler dolduracaktır diyor. Hakkı Yalçın. Çok da güzel ifadeler. Yani bizim Fenerbahçe taraftarının çok güzel bir cümlesi var. Fenerbahçe'yi bitireceğiz derken Türk futbolunu bitirdiler diye. Bu gerçeği ne zaman kabul edecekler bilmiyorum ama birilerinin kabul etmesi lazım. Hatta Fenerbahçe'li olmayan birilerinin kabul etmesi lazım. Çünkü özellikle 3 Temmuz sürecinden sonra yani 3 Temmuz sürecinden sonra insanlar futboldan soğudu. Sizin ürettiğiniz canavar yüzünden insanlar futboldan soğudu. Bu canavarı ben çıkarmadım. Siz çıkardınız. Bu canavarı siz türettiniz. Siz destekliyorsunuz. Ve bu canavarla bir yere gidilmez. Bu canavarla bir sonuç alınmaz. Öyle giderse hepinizin başı yanacak farkında değilsiniz. Vallahi inşallah anlarsınız arkadaşlar. Zannetmiyorum da inşallah anlarsınız. Ama e, dediğim gibi Fenerbahçe'yi bitireceğiz derken Türk futbolunu bitirdiniz. Tebrik ederim. Düşünsene yani ya, Abdülkadir Keytalardan şuradan buradan nerelere geldik ya? Nerelere geldik ya? Ya bu ligi niye bu kadar rezil ettiniz? Nerelere geldik ya? Allah sonumuzu hayır etsin bakalım arkadaşlar. Son olarak da Nicolas de la Cruz. Bu arkadaşı da yaklaşık 2-3 hafta önce işledik. Çünkü Fenerbahçe'nin bir teması vardı. River Plate oyuncusu. Bu arkadaşın şöyle bir özelliği var. Sözleşme bitiş tarihini bazıları yanlış anlamış. Nicolas de la Cruz 1 Haziran 97 doğumlu 24 yaşında 25 olacak Uruguaylı. Merkez orta saha 1.67 boyunda. Uruguay milli takımının 13 kez formasını giymiş. Gol ya da golü yok. 16 milyon euro piyasa değeri var. Arjantin liginde River Plate'de. Ee, Tekiz gibi oynuyor. Yani Fenerbahçe bu, bu elemanı transfer etse Crespo'yu gönderse dahi bu eleman Fenerbahçe'ye çağ atlatır. Crespo'yu göndermese Crespo ile bu eleman yeter de artar. İster çift forvet oyna ister başka bir şey yap. Zamanında 2 milyon 600 bin euroya transfer etmişler 2017'de. Bu sezon 14 maç 2 gol 1 asist. 946 dakika. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2022. Normalde bu arkadaşın sözleşmesi bitince 19 Şubat 2021'de uzatmış. Ben şunu iddia ediyorum. Bu arkadaşı transfer etmek isterseniz belki 2-3 belki 3-4 milyon eurocuğa pes edebilirsiniz ya da biz alalım sonraki satışına size pay verelim diye fes edebilirsiniz. Denenebilir. Ee, i̇lgi odandaki bir isim. Ama bu arkadaşın da ben olacağını zannetmiyorum. Bak Luis Felipe ilgi odağında yoklama çekilen bir isim. Ben zannetmiyorum. Raure Shakhtar özel durumundan dolayı belki satın alma opsiyonu kiralanabilir. Buna ihtimal veririm. Aret Ortega konusunda bir şey demeyeceğim. Diyeceğimi dedim zaten. Nicolas Delacruz konusunda da aynı şeyleri söylüyorum. Zannetmiyorum. <laughs> Bakayeme zaten Fenerbahçe'nin hiç gündeminde olmadı. Yani Trabzon'dan neredeyse Trabzon'un tapusunu dahi isteyen bir futbolcu. Mantık olarak da zaten bizim verebilecek paramız yok. Ve yaşı 33. Orada unutmamak lazım. Kayseri Sporu tebrik etmiyor. Diğer videoda tebrik etmiştik notlarımız arasında. Eyüp Akcan. Dediğim gibi Eyüp Akcan gibi çok oyuncumuz var. Ama Fenerbahçe taraftarı olarak siz beğenmezsiniz. Yani size Arda Güler gibi... Oynayacak, gol atacak, asist yapacak ki anca öyle beğeneceksiniz. Kim Minji olayında da hayretler içerisindeyiz. Tottenham'a gidiyormuş. Çok şaşırdık. İlk defa duymuş gibi şaşırdık. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ama Fenerbahçe tarihinde gerçekten altın harflerle anılacak isimlerden biri olur. Gitmezse de olur, kalırsa da olur, giderse de olur. Çok azdır böyle isim. Yani kalsa da yıldız olur, gitse de yıldız olur. Böyle isim bulmak çok zor. Umarım giderse de yerini doldurabiliriz. Şahsi bir fikrim eğer Atilla Salahi ve Kim Minji ikisi bir giderse yani 40-43'ler falan elde edilirsem Luis Felipe'ye ve Harit Ortega'ya çökün. İnanın ikisi karşılar. Hatta Nicola de la Cruz'u da becerin ve Lastina Traore'yi de becerin. Fenerbahçe bak hiçbiri yaşlı değil. Fenerbahçe'nin yine geleceğini kurtarın. Ve az maliyetle yüksek potansiyeli futbolcuları kadroya katın. Ben şöyle bir senaryo da hayal ediyorum. Luis Felipe sol stoper, sağ stoper, haret, ortega ya da tam tersi. Ee, önlerinde Crespo, Crespo'nun yanında De La Cruz. Orvette, Lassina, Traure, Traore. Sol bek, ferdi, sağ bek, diye hani şey yapıyorum. Rossi, sağ böyle bomba bir isim al. Pavon ismi çok konuşuluyor. Yine gündeme attılar Pavon'u. Hani ben söylemekten bıktım ama olacağını zannetmiyorum. Bir kez daha belirteyim. Yine de bakalım Allah'tan ümit kesilmez. Ne olur. Hadi Pavon diyelim sağ kanada. Ya efsane bir kadroya dönüştü. Ya şampiyon bir de bu tık, takımın teknik direktörünün Jorge Cez olduğunu düşünürsek al sana şampiyonluğun en büyük adayı. Hakemler de yolunu kesse, siyasette yolunu kesse hani sosyal medyada konuşulduğu için söylüyorum. Öbürü de yolunu kesse senin baş edeceğin şey bu. Yoksa ya gelecek sene Nuri Şahin'den Antalya'da şa, yani galibiyet almak neredeyse sıfır olacak. Sivas Teplasman'dan puan almak sıfır olacak neredeyse. Öyle giderse Emre Belözoğlu'ndan puan almak sıfır olacak. Anlatabiliyor muyum? Babalar gibi teknik direktör, babalar gibi kadro, babalar gibi Fenerbahçe istiyoruz. İnşallah olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bir beğeni de çok görmeyin lütfen.